Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar 5-11 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Güneş Terazi burcundaki ilerlemesini sürdürüyor ve bu hafta genelinde Mars Koç burcundaki retrosunu devam ettirecek. Bu haftanın en güçlü açısı aslında 9 Ekim'de etkinleşiyor. Mars'ın Plüto ile Oğlak burcundaki Plüto ile yapacağı dik açı bireyselden ziyade aslında toplumsal alanlarda, kolektif alanlarda stresleri arttırabilir, çatışmalara, güç mücadelelerine, savaşlara neden olabilecek, patlamalara neden olabilecek, belki doğal olaylarını da tetikleyebilecek bir açı. Ama bireysel olarak da hayatlarımızda tabii ki daha dikkatli olmamız gerekiyor. Biraz daha belki sizin için özellikle ikinci evinizde olduğu için Mars geçişi. ...para konularına daha dikkatli yaklaşmak gerekiyor. Çok dürtüsel davranmamak gerekiyor. Ee, öfkemizi kontrol edeceğiz. Kazalara karşı da mümkün olduğunca güvence, güvenli adım atmak... Ee, ...etrafımızdaki risklere dikkat etmekte fayda var. Merkür Akrep Burcu'nda olacak hafta genelinde. Aslında bu sizin için güzel bir geçiş. Merkür Akrep'ten geçerken e, yaratıcılığınızı arttırabilir daha fazla seyahat imkanı da getirebilir bu hafta belki kısa uzun bazı seyahatler işle ilgili olabilir, eğitimle ilgili veya özel hayatınızla ilgili bazı gezilerin, seyahatlerin gündemde olması da mümkün görünüyor. Pazartesi günü Ay Boğa burcunda olacak. Yakınlarınızdaki kişilerle daha fazla görüşebileceğiniz, bilgi paylaşabileceğiniz de enerji. Kardeşlerle ilgili konular da sizi destekleyebilir. Belki bir komşunuzla daha fazla paylaşım yapacak bir arada olacaksınız. Ee, ve pazartesi akşamından itibaren ay ikizler burcuna geçecek. Perşembe akşamına kadar. Bu günler iki buçuk günlük süreç özellikle salı, çarşamba, perşembe günleri. Evinizle ilgili konuları öne çıkarıyor. Ee, bu hafta belki sizin için evde bir şeyler var. Hani evde düzenlenmesi gereken konular var. Ee, belki eşyalarınızı düzenliyorsunuz. Böyle bir temizlik yapıyorsunuz ya da ailenizle ilgili annenizle babanızla ilgili konularınız var. Daha fazla duygusal anlamda eve odaklanmanız, evde meşgul olmanız, evde zaman geçirmeniz mümkün. Perşembe akşamı ise ay artık yengeç burcuna geçecek. Cuma ve cumartesi biraz evden ayrılıp şöyle dış dünyaya odaklanıyorsunuz. Hani artık keyif aldığınız şeyler olacak. Bireysel anlamda sizi eğlendiren konular, keyiflendiren konular neyse onlarla ilgilenmeniz mümkün. E, romantik konularda olabilir. Romantik bir faaliyet ya da çocuklarla ilgili bazı mevzular var. Çocuklarla birlikte yapacağınız etkinlikler ya da bir hobinize zaman ayırmanız mümkün görünüyor. Ve hafta sonu ay Aslan'da, pazar günü. Pazar günü ay Aslan'da biraz sağlık konularını hassas hale getirebilir. Evcil hayvanlarınızla ilgili belki onların işte aylık rutin bakımları var. İşte evcil hayvanlarınıza zaman ayırıyorsunuz ya da e, uzun süredir hep böyle ertelediğiniz yapılması gereken, tamamlanması gereken işleriniz var. Onlara zaman ayırıyorsunuz. Bazen sizinle ilgili olabilir ya da yakınlarınızın sizden beklentileri var. Onlara destek olmanız gerekiyor, yardım etmeniz gerekiyor. Biraz onlar için yardımlarda bulunuyorsunuz. Biraz böyle angarya işlerin, hani detay gerektiren konuların öne çıktığı, hani görevlere odaklandığınız bir pazar olabilir. Çok böyle eğlence veya tatil ortamından ziyade biraz işlerin, güçlerin, sorumlulukların öne çıktığı bir pazar günü sanki. Bir sonraki haftaya hazırlık olarak da bazı işlerinizi tamamlamanız gerekebilir. Sevgili balıklar, sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.